Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Tuğba, Megi hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün yok mu tişörtümüz? Megi bugün çıplak. Tişörtümüz yok. Bugün çıplak. Hava çok sıcak. Evet, sonunda bahar yaz arası bir şeyler geldi değil mi? Evet. Ama bizdeki haberler durmuyor. Evet, hatta işte çeşitli şeylerimiz var. Biliyorum ki sen okulla ilgili bir haberden bahsedeceksin. Şimdi sana sözü vereceğim ama bir taraftan da okullar tatil oldu mu olmadı derken öğretmenler başka bir derde düştü. Ne oldu Tuğba? Yaklaşık 5000 öğretmenin kişisel verileri açığa çıktı sevgili Murat. Kötü bir haber tabii. Yani böyle durumlarda ben aslında işte nasıl geçenlerde paylaşmıştık sağlık çalışanlarının kişisel verilerini ele geçiren hackerlara kızıyorsam, öğretmenleri de aynı şekilde kişisel verilerini ele geçiren hackerları ayrıca kınıyoruz. Olay şu, Üsküdar'da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir karar veriyor. Stratejiüsküdar.com diye bir site. Bu site üzerinden online eğitimler verilecek ama eğitimin hedef kitlesi öğrenciler değil, öğretmenler. İşte söz konusu müdür daha önce bir yurt dışı gezisi yapmış. O yaptığı yurt dışı gezisinde bakmış ki işte Singapur gibi bölgelerde bile eğitmenler pek çok kurum içi eğitime katılıyorlar. Burada da farklı akademik camialardan işte edindikleri içerikleri stratejiüsküdar.com sitesinde yayınlamaya karar vermişler. Çok da güzel eğitimler var aslında. Ben listeye baktım. 165 tane farklı seminer, eğitim vesaire var. İşte öğrenci koçluğu vesaire falan gibi çok faydalı olabilecek eğitimler de var eğitmenler için. Fakat işte ne yazık ki bu proje yapılırken ne Milli Eğitim Bakanlığı'na haber vermişler, ne BTK'ya ne de işte herhangi bir bilgi işlem araştırma uygulama kurumuna haber vermişler. Bu esnada bu eğitim seanslarının Zoom üzerinden yapılacak olması nedeniyle bu veriler sızdı sanıyorlar ilk etapta. Ama aslında hayır, söz konusu olan siteye yüklenen eğitmen bilgileri, işte insanların kendi eğitimleri alabilmeleri ya da verebilmeleri için yüklenen kişisel verileri hackerların eline geçiyor. Aslında hikaye bu. Bu 4550 öğretmen totalde. Hepsinin isim, soyisim, TC kimlik numarası, e-posta bilgileri, işte varsa GSM numaraları falan olduğu gibi saldırganların eline geçmiş durumda. Hani ben şeyi de anlayamadım açıkçası. Hani böyle bir e-learning platformunda neden TCKN gibi bir bilgiye ihtiyaç duyulur? Yani normal şartlar altında biz biliyorsun veri minimizasyonu yaparız. Need to know prensibiyle. Sadece yüklenmesi gereken bilgileri paylaşırız ederiz. Niçin böyle bir ihtiyaç duydular onu da bilmiyorum. Bakanlık sert bir uyarıda bulunmuş. Bizim haberimiz ve bilgimiz olmadan böyle projeler yapmayın şeklinde Milli Eğitim Müdürlüklerine bir duyarıda bulunmuşlar. İşte söz konusu mevzuyla alakalı bir soruşturma başlatılmış. Bakalım haberlerini bekliyoruz. Tuğba'cığım ne yazık ki Kişisel Verileri Koruma Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar ve onun etrafındaki yapılarda yeterince öğrenilmiş, yeterince hayata geçmiş durumda değil. Bu sadece bu sistem için geçerli değil. Benim de hem şaşırdığım hem biraz kızdığım ama mecbur kaldığım için de hiçbir şey yapamadan vermek zorunda kaldığım bir başka sistemde. Kızımın K12 yani 1. sınıfla 12. sınıf arası, ilkokul 1 ile lise son arasındaki eğitimlerini düzenleyen bir başka sisteme ki bakanlık onaylı ve bakanlık üzerinden yapılan bir işlem bu. Mutlaka TC kimlik numarasının girilmesi gerekiyor. Hatta sadece onun değil, ebeveynlerden birinin TC kimlik numarası, cep telefon numarası gibi bir sürü bilgiyi soruyor. Ve içeri girerken öğrencinin TC kimlik numarası kullanıcı olarak tasarlanmış. Bu da tabii senin de söylediğin gibi Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda çok konuştuğumuz veri minimizasyonu konusuyla çok çelişiyor. O gereksiz bilgiyi ben niye veriyorum, niye paylaşıyorum? Sonuçta bu bir eğitim yardımı için kullanılan bir konu. Bir sürü farklı kimlik doğrulama mekanizması var. Hadi kimliği doğrularken bir şekilde Milli Eğitim'deki kayıtlarla eşleştirmek için geçici olarak TC kimlik numarası kullanıldı, kullanılsın. Güzel, bunu da anlayabilirim. Ama ondan sonra artık her seferinde TCKN'nin bir kullanıcı adı yerine sorgulanıyor olması, iki gün sonra bu diğer sistemlerin de başına kötü bir şeyler geldiğinde daha çocuklarımız 18 yaşına geçmeden, kendi özgün hayatlarını üstlenmeden onlara atadığımız bazı kişisel verileri biz anne babaların koruyamaması sonucunu doğuracak. Hiç hoşuma gitmedi ama mecbur olduğum için az önce söyledim, girmek zorunda kaldım. Evet Murat, şimdi senin sıradaki iç açıcı haberine bakalım.
Evet, benimki bu sefer hakikaten iç açıcı. Çünkü aslında kötü bir haber. İster istemez bizim burada paylaştığımız haberlerin ucu siber güvenliğe ve siber güvenliğin başına gelmiş kötü olaylarla hep bir ucundan başlıyor. Bu sefer de yine dünyadaki önemli bir borç verme platformu, kripto para üzerinden, siber para üzerinden borç verme platformu D-Force'un başına geliyor. Önce teknik olmayan kısmını anlatayım, sonra birazcık teknik kısma girerim. Teknik olmayan kısım şu, saldırganlar içeriye giriyorlar ve 25 milyon dolar değerindeki borç verilmiş olan fonu, parayı alıp kaçıyorlar. Dolayısıyla bu paralar gidiyor. Kripto paralarda sen de çok iyi bilirsin, bir para çalındığı zaman geri dönüş bir hayli zor. Ama buradaki iyi haber diyebileceğimiz haber şu, bu borç verme platformu D-Force, herhalde belli bir gücü de var ki, daha 24 saat geçmeden o çalınan 25 milyonu tek tek ilgili hesaplara koyuyor ve de bir tweetle duyuruyor ki evet bizim bir problemimiz var, bir 25 milyon dolar çalındı ama sizin bir probleminiz yok, ben bu parayı yerine koydum. Bu tabii güzel bir haber. Birazcık teknik detaylarına da girersem senin yorumlarını merak ediyorum ama onu almadan önce. Aslında 19 Nisan'da bu hırsızlık gerçekleşiyor. Ve 3 saatlik bir zaman içinde saldırganlar bu ERC-777 token standardındaki bir güvenlik açığını kullanarak IME Bitcoin stablecoin'ini, yani dolarla birebir fiyatı değişmeyen coin'i kullanarak onun içindeki bir turbo atı sayesinde LenfMe kontratlarını, akıllı kontratlarını hack ediyor ve işte 25 milyon doları çalıyor. Ama işte D-Force en azından kendi sahip olduğu paralarla bunu ödüyor. Tabii sonsuz ödemek hiçbir zaman hiç kimse için mümkün değil ama burada özellikle D-Force'un mikro diyebileceğimiz küçük borçlar üzerinde çalışan insanları koruyor olması da elbette güzel bir haber Tuğba. Evet, gerçekten takdire şayan bir hareket. 25 milyon dolar az buz para değil. Teknikte sanıyorum sıfırıncı bin hata gibi gerçekleşmiş gibi algılıyorum anlatımından. Öyle mi Murat gerçekten? Evet, yani hani bir süredir bilinen bir açık ama hani onu tabii coin şeyleri, bütün o kontratlar, yapılar, sen de çok iyi biliyorsun, hızlı değiştirilemiyor yepyeni bir yapıya geçmeden önce. Hani açık biliniyor ama bunun exploit'i, yani bunun kötüye kullanılması benim de farkında olduğum ilk. Eğer varsa dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz arasında daha önce aynı açın kullanıldığı bir saldırı, yorumlar kısmından bizimle de paylaşırsa çok mutlu olurum. Ben de öğrenmiş olurum. Evet, teşekkür ediyoruz bu iç açıcı haberin için. Peki bu hafta bu kadar diyelim mi o zaman Murat? Haydi diyelim. Herkese sağlıklı ve keyifli haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.